Türkiye Küresel Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Haftanın son programıyla karşınızdayım. Hem bulunduğumuz güne gelene kadar ay içinde olanları biraz değerlendireceğiz dünya çapında. Hem de ilerleyen dakikalarda Japonya'ya ayrı bir pencere açıyor olacağız. Özellikle yeni savunma vizyonuyla birlikte ülkedeki dönüşümleri, olası etkilerini değerlendireceğiz konuğumuzla birlikte. İlk olarak Amerika tarafına bir bakalım. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın dün Mevlüt Çavuşoğlu'yla Türkiye Dışişleri Bakanı'yla bir teması olmuştu. Hemen akabinde de dikkat çeken başka temaslar gerçekleşti. Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi Blinken ve NATO'ya üyelikleri konusundaki öne çıkan başlıklar görüşmenin ana temasını oluşturdu aslında diyebiliriz. Çavuşoğlu'yla da dün masada olan konular arasında ABD-Türkiye Stratejik Mekanizma toplantısında NATO'ya üyelik süreçleri vardı İsveç ve Finlandiya'nın, ayrıyeten Türkiye ile ikili ilişkiler ve F-16 konusu özellikle süregelen bir süreçte karşımıza çıkan bir başlık. Masadaki konulardı. Oradan çıkan mesajların sonrasında da böyle bir görüşme gerçekleşmiş oldu diyelim ve ABD diğer müttefikleri de iki ülkenin yani NATO'ya katılmasını süratle onaylamaya çağırıyor şeklinde bu konudaki arzularını bir kez daha dile getirmiş oldular aslında. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price da Blinken'ı doğrular nitelikte akabinde bir açıklama gerçekleştirmiş oldu bu anlamda ve iki ülkeyle olan savunma anlamındaki diğer ortaklıklara da atıfta bulunduklarını söyleyebiliriz ki İsveç ve ABD arasında savunma tarafında bir mutabakatta zikredilenler arasındaydı geçtiğimiz günlerde. NATO'ya katılım yakın zamanda olsun olmasın burada bir ortak çalışmaya gidileceğinin sinyalleri gelmişti aslında diyebiliriz. Diğer bir taraftan İsveç, Türkiye'nin iade taleplerine karşı çıktı. İmzalanan üçlü mutabakatta Madrid'e döndüğümüzde oradaki anlaşmada Türkiye'nin şu anda bahsettiği iade taleplerinin bulunmadığını belirtti Dışişleri Bakanı Billström ve Madrid mutabakatının Türkiye'ye herhangi bir iadenin gerçekleşmesini kapsamadığını öne sürdü. Fakat Türkiye'nin terörle ilgili dile getirdiği belli başlı endişeler vardı aslında. Bu endişeleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrarlamıştı. Fakat sonrasında İsveç'ten gelen açıklamalara baktığımızda hem Başbakan tarafında hem Dışişleri Bakanı tarafında şu anda bahsedilen endişelerin başta yeri olmadığı altı çizilen nokta, fakat bu konjonktürde de katılımın söz konusu olup olmayacağı soru işareti ve belirsizlik olarak da yerini korumaya devam ediyor. Billström, İsveç'te mevcut haliyle anayasadan vazgeçemeyiz sözlerine yer verdi. Türkiye'nin eninde sonunda bu konuyu kapatmak zorunda kalacağını da ayrıyeten bildirdi diyelim ve devam edelim. Amerika'dan bir haberimizle Biden gizli belgelere ilişkin konuştuğu bir pişmanlığı olmadığını söyledi. Gizli olarak nitelenmesini de aslında yanlış olarak dile getirmişti. Bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu söyleyerek kendisini savundu. Ve meselenin çözülmesi için de ilgili birimlerle tam teşekküllü bir işbirliği içinde olduklarını kaydetti. Orada bir şey olmadığını göreceğinizi umuyorum. Bu konuda bir pişmanlığım yok ifadelerini kaydetti gazetecilerin sorularına yanıtlarken. Dördüncü başlığımız da AB tarafından Michel'in Ukrayna temasını takip etmiştik. Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette parlamentoda konuştu ve güvenli bir Ukrayna olmadan da Avrupa'nın mutlak bir güvenliğini sağlamak, bunun olunmasını düşünmek imkansız ifadesi dikkat çekti. Ayrıca 18 Ocak'ta sabah saatlerinde meydana gelen bir helikopter kazasına da atıfta bulundu. Burada İçişleri Bakanı'nın da hayatını kaybettiği gözüktü. İçinde dahil olduğu hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve tekrardan yeni yılda da hem savunma tarafındaki maddi desteklerin altını çizdi kendisi hem de Ukrayna'da askerlerin eğitilmesine yönelik özel bir programdan da bahsetti. O noktaya da vurgu yaptı diyelim. Son başlığımızda Japonya'dan, Japonya tarafında enflasyonda 41 yılın zirvesinin gözüktüğünü belirtelim. Az sonra biraz daha siyasal savunma tarafındaki gelişmelerine değiniyor olacağız ama ekonomide de baktığımızda dikkat çeken bir gelişme. 1981'den beri enflasyon en yüksek seviyeye geldi fakat Merkez Bankası'nın da gevşek politikasından vazgeçip vazgeçmeyeceği yine belirsizliğini koruyor. Vazgeçeceği spekülasyonlarını destekleyebileceğini savunan bazı analistler var ama birçok ekonomist de aslında bankanın politikasını değiştirmesinde şu an bunun yeterli olmayacağını da savunuyor. Burada da karmaşık bir tablo söz konusu diyebiliriz. %4'e ulaşarak yeni bir eşik atlanmış oldu diyelim enflasyonda. Evet, buradan bir dış manşetlere bakacağız. Japonya ve Amerika arasında imzalanan bir mutabakat daha çok erişimle alakalı. Erişim ağlarında Çin'in baskınlığından kaçınmayı
hedefini güden bir anlaşma aslında diyebiliriz. Belirli şirketlerin altyapısına dayanmayan yeni bir iletişim ağı geliştirmek ve teşvik etmek için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdular geçtiğimiz gün. Hücresel kablosuz ağlar için birden fazla satıcının ekipmanı arasında birlikte çalışılabilirliği sağlayacaklarını belirttiler ve Çin'in Huawei gibi yabancı şirketlerin önemli altyapısı üstündeki baskınlığından kaçmak ve bu hakimiyeti aslında zayıflatmak için böyle bir anlaşma yoluna gittiklerini gördük. Evet, buradan bir de rakamlara bakalım. Haberler eşliğinde son fiyatlamalar da ekranlara geldi. Dolar endeksinde %0,33'lük bir artış var. 102,38 seviyesi gözüküyor. Euro ve pound dolar karşısında düşüşte 1,08 euro dolarda gördüğümüz 1,23 ise pound dolarda. Öte yandan yen ve İsviçre frangı karşısındaki yükselişini takip ediyoruz doların. Dolar yen 130,09'da, dolar İsviçre frangı ise 0,92'de diyelim. Ve Amerika'ya dönelim. Endekslerde açılış öncesinde gelen tabloda alıcılı hareketleri görüyoruz. Dow Jones tarafı 33.210'da, S&P 500 3.930'da, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 11.447'de. Tahvil tarafına döndüğümüzde de yine yüksek seviyeler korunuyor. 30 yıllık getiriler 3.59'da, 10 yıllıklar %0,90'a yakın artışta 3.43'te, 2 yıllıklar ise 4.16'da %0,70'lik son kaydedilen yükseliş diyelim. MTI'ye döneceğiz. Evet, bu grupta da altın şu anda negatif ayrışan $1,928.77 fiyatlaması var. Petrol grubuna baktığımızda ise bugün yükselişe geçen bir gruptan bahsedebiliriz. Ham petrol $80'ın üstüne çıkmış durumda. %0,61'lik bir yükseliş var. Brent petrolde ise varil başına $86.89 fiyatlamasını görüyoruz. %0,63'lük bir yükseliş de orada var. Konuğumuza devam edelim. Dipan Başkanı Doktor Tolga Sakman bizlerle. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle Japonya tarafını derinlemesine bir inceleyelim isterim. Aslında sizin Anadolu Ajansı için kaleme aldığınız bir analiz de bu konuda bize ışık tutabilir. Orada ya da atıflarda bulunabiliriz. Yeni savunma vizyonu şüphesiz ki hem bölgesel hem de uluslararası anlamda farklı gelişmelere, yansımalara sebebiyet verebilir. Bu anlamda bu vizyonun öncelikle altını çizeceğiniz noktaları neler olur içinde bulunduğumuz konjonktürle de birlikte Çin ve Kore, aynı zamanda bölgedeki diğer coğrafyaların tepkileri ve oradaki yansımalarla da birlikte ilk olarak nelerin altını çizmek istersiniz? Şimdi belki bu dönüşümün nasıl başladığıyla başlayabiliriz konuşmamıza. Bu süreç aslında bir önceki başbakan Shinzo Abe'nin vizyonu. Ve kendisi özellikle Amerika'nın da bölgeden yavaş yavaş çekilmeye başlamasıyla Japonya'nın gücünün artması gerektiği kanaatine vardı. Ve böyle bir uygulamaya başladı. Bu dönüşüm aslında yani çok geriye doğru gidiyor. Yani 50'ye kadar, Kore Savaşı'na kadar gidiyor. Ama bugünkü bu stratejik dönüşüm Aralık ayında lanse edilen 3 stratejik belgeyle resmileşti. Bunlar Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, Ulusal Savunma Strateji Belgesi ve Savunma Geliştirme Program Belgesi. Şimdi bunların öngördüğü şey aslında Japonya'nın anayasal olarak pasifist uygulamalarının sona ermesi artık. Bir NATO standardı olan %2 savunma harcamalarına gelmesi ve ordusunu genişletmesi. Aslında ordu da demiyor kendileri, öz savunma gücü diyor ama ordusunu genişletmesi. Bunun da temelinde kendi bölgesindeki güvenlik risklerinin artmasını değerlendirebiliriz. Burada da sizin de bahsettiğiniz tehditler söz konusu oluyor. Japonya'nın ana tehditleri başta Kuzey Kore, Çin ve Rusya.
Bu çerçevede baktığımızda hatta belki de dünyanın en çevresi tüm komşularından büyük tehlike gören ülkelerinden biri Japonya. Çünkü bahsettiğimiz her üç tehdit de büyük tehditler. Doğal olarak Çin'in komşularına ne kadar güç kullanabilme kapasitesi olduğunu gördük. Kuzey Kore'nin de zaten Japonya'yı da aşan nükleer füze denemeleri olan, balistik füze denemeleri olan bir ülke Kuzey Kore'de. Doğal olarak çevresinin bu kadar güvenliksiz bir ortamda olduğundan güvenlik politikalarını da yeniledi tabii. Tolga Bey, daha da eskiye döndüğümüzde 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika işgali altındayken hazırlanan anayasada kısıtlanan bir askeri güç söz konusu değil mi? Sonrasında siz de atıfta bulundunuz. Eski Başbakan'ın Abe'nin yönetimi sırasında belli maddelerin, ibarelerin belki genişletilmesi, farklı bir şekilde yorumuma açılabilmesi vesilesiyle de savunma tarafında bir güçlenme söz konusu olabildi belki de. Trump döneminde de yaptığınız bir atıf var. Önce Amerika gündemiyle de birlikte buna yol açıldığını söyleyebiliriz. Yeni savunma vizyonunda tüm bu çalışmalarla birlikte belli iç risklerden de bahsediyorsunuz. Biraz da olsa siyasi tartışmalara neden olabileceği ve hem bu tehditlere karşı gücün artmasına hem de bu gücün de getireceği belli zorluklara işaret ediyorsunuz. Bu zorluklar ne boyutta ve hangi başlıklarda olabilir? Şimdi anayasal olarak Japonya'nın az önce de söyledim, varlık temeli ordusuz, pasif bir devlet olması yönünde. Ve güvenliğini tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne ve müttefiklere bırakmış bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir savunma harcamasının artması, savunma vizyonunun genişlemesinin birkaç eleştirisi var içeride ve dışarıda. Bunlardan birincisi içeride savunma harcamaları Amerika'nın üstündeyken bu harcamaları Japonya'nın üstüne alarak aslında bu Japonya'nın ekonomik mucizesinden bahsederken üstünde durduğumuz savunma harcamalarına katkı yapmaması, savunma harcaması yapmadığı için de biraz kalkınma odaklı bir ekonomi geliştirdi ve bugün dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline geldiği yönünde bir görüş var. Buna karşın savunma harcamaları başladığında kalkınma odaklı ekonominin yerine klasik bir güven politikasını güvenlikleştirmiş bir ülke olarak bu kaynakların savunmaya da gideceği ve kalkınmada gerileme olacağı endişesi var Japonya'nın içinde. Keza siz de az önce başlıklarda bahsettiniz. Japonya'nın ekonomisi de tüm dünyada olduğu gibi belli noktalarda sarsılmalar yaşıyor. Yine bununla bu savunma harcamalarının artmasının aynı anda denk gelmesi eleştirileri yükseltiyor tabii. İkinci bir durum, Japonya'nın şu anda var olan anayasasına aykırı bir hareket etme potansiyeli olduğundan bu tip bir yeniden silahlanma ordunun güçlenmesi sürecinin Japonya'nın siyasi konumunu tartış. Özellikle muhalefette, Japonya'daki muhalefette bu tip bir siyasi tartışmanın içerisinde devletin varlığını görmek istemiyorlar. Var olan devletin kurumlarının, standartlarının aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşünerek bunun bu tip bir yeniden yorumlamanın uygun olmayacağını söylüyorlar. Ama Shinzo Abe ve onun yolundan giden politikacılar da şunu söylüyorlar. Aslında bu yasalar, bu genişleme, askeri genişleme, anayasadaki savaş açmama ve pasif olma başlıklarını güçlendirdiğini iddia ediyorlar. Çünkü bu güçte bir ordu aslında savaşı Japonya topraklarından uzak tutar. Ve etrafında bu kadar tehdit varken bu tehditlerin dışarıda tutulması aslında birçok kalemde Japonya'nın öngördüğü ve tabut ettiği pasif ve güvenli topraklar olmaya devam eder. Öngörüsü var. Yurt dışındaki eleştiri de şu. Japonya'nın uluslararası sistemdeki konumu aslında şu anda içinde olduğumuz ve aslında tartışmalarında süre geldiği
sistemin koruyucularından biri Japonya. Almanya gibi batılı demokrasilerle birlikte Japonya'da koruyucu ülkelerden biri. Japonya'nın dönüşümü uluslararası sistemin içerisindeki bir dönüşümü de öngörür endişesi var. Zaten şu anda oldukça fazla tartışmalar var uluslararası sistem ve küresel düzen üzerine. Üzerine bir de küresel sistemi, uluslararası sistemi korumakla yükümlü olarak görülen ülkelerin içerisindeki bu tip dönüşümler tartışmaları daha yukarı çekeceği öngörüsü var. Tolga Bey, Amerika ve Avrupa'nın şu anda bu silahlanmayı desteklediğini biliyoruz. Fakat sonrasında bu 5 sene içinde oransal bir artırmayla birlikte Amerika ve Çin'den sonra dünyanın en büyük 3. ülkesi olacak askeri harcamasıyla. Bu noktada Japonya tek başına bir hegemon güç olarak karşımıza çıkabilir mi ABD ve Çin'i geride bırakarak ve bu noktada ABD ve AB'nin desteği ne derece sürebilir? O anlamdaki analizlerinizi de merak ediyorum. Çünkü yazınızda da aslında tabiriniz Japonya'nın bugünkü sisteminin hamisi yani koruyucusu olan bir ABD var. Fakat kendi belki de dikte ettiği şeyin koruyucusu değil mi? Bu anlamda bu koruyuculuğun sınırları var mı? Siz ne dersiniz? Aslında Japonya bugünkü bu dönüşümü de tahmin edeceğiniz gibi Amerika'nın sınırları içerisinde ve istekleriyle paralel şekilde geliştirdi. Bölgedeki batıya karşı da tehdit oluşturabilecek her türlü angajmanın karşısında durabilecek güçte bir Japonya Avrupa'nın ve Amerika'nın işine geliyor bugünkü şartlarda. Bahsettiğiniz bu geliştirme... Ekonomik, mali harcamalar, evet 5. yılın sonunda 3. ülke haline gelecek harcamalar en yüksek olan. Ama burada şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Tüm bu harcamalarla birlikte Japon savunma sistemi ve devleti olabildiğince Batı ile birlikte hareket edecek angajmanları üretiyor. Mesela Quad adı verilen bir savunma işbirliğini geliştirdiler. Bu aslında Asya NATO'su diye tabiri caizse kullanılıyor. Burada yine Amerika'nın ve batılı müttefiklerin güvenlik tehditlerinin karşısında bir işbirliği yaptığını görüyoruz burada. Doğal olarak yapılan harcamalarda örneğin silah satın alımlarına baktığımızda bu harcama miktarı arttıkça yurt dışından silah temini de artıyor. Ve silah teminine baktığımızda yine hedef Amerika ve batılı ülkeler Amerikan silahlarını kullanmaya başlayacak. Burada da yine Amerika için bir ihracat önemli bir ihracat kalemi olan savunma sanayini güçlendirdiğini göreceğiz. Bir de Japonya'nın siyasi sistem olarak batılı demokrasilerle aynı çizgide olduğunu ve bu çizginin devam edeceğinin garantisini öngörüyorlar Batı'da. Bunun garantisi tabii içerideki muhalefetin sisteme karşı çok daha az itildiğini görebiliyoruz. Doğal olarak bu çerçevede de aslında Japonya'nın Amerika'nın ve Batı'nın haricinde bir harcama, bir askeri sistem geliştiremeyeceğini öngörebiliriz. Bir de burada şöyle bir şey var. Japonya'nın tehditleri doğrudan Batı'nın tehditleriyle aynı. Bunun altını bir kez daha çizmemiz lazım. Doğal olarak burada bir sınır aşan bir şey olacağını zannetmiyorum. Tolga Bey, çok teşekkür ediyorum kapsamlı analizleriniz için, katılımınız için. Çok sağ olun. Rica ederim, iyi yayın. Teşekkürler. Haberimize devam edelim. Japonya'da yıllık enflasyon üstüne durduğumuz gibi 2022 yılında son 32 yılın zirvesini gördü, izleyelim. İthalat, çelik ve imtia fiyatları ve yeni değer kaybının etkisinde Japonya'nın yıllık enflasyon oranı Aralık ayında %4'te beklentileri karşılarken bu aynı zamanda Ocak 1991'den beri görülen son 32 yılın en yüksek seviyesi oldu. Yıllık enflasyon önceki ay %3.8 seviyesinde bulunuyordu. Enflasyon hesaplamasına dahil olan tüm kalemlerde fiyat artışı görülürken en fazla artış %23.3 ile gaz, 21.3 ile elektrik, %15.2 ile yakıt, aydınlatma ve su ücretlerinde gerçekleşti.
Öte yandan Aralık ayında çekirdek enflasyon oranı da beklentilere paralel olarak %3,89'dan %4'e yükselerek son 41 yılın zirvesine ulaştı. Bu aynı zamanda ard arda 9. ayda da enflasyonun Merkez Bankası'nın %2 olan hedefinin üzerinde kalması anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın enflasyonun maliyet baskıları kaynaklı ve geçici olduğuna ilişkin görüşünün isabetli olmadığına işaret eden enflasyon verileri, uzmanlara göre bir politika değişikliğine gitme olasılığını destekliyor. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da %2,8'den %3'e yükselerek tahminlere paralel seviyede gerçekleşti. Evet, devlete dair tüm borçlara yönelik yeni bir yapılandırma paketinin pazartesi gerçekleşecek kabine toplantısında açıklanması bekleniyor. Yeni bir borç yapılandırma paketine hazırlığın olacağı açıklandı. Yeni paketle 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırılması ve şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok afı imkanı sağlanacağı öngörülüyor. Yapılandırma işleminin vergi borçları, maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, kredi yurtlar kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor. Ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelirken, önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Peşin ödeme halinde %90'a kadar borçların silinmesi imkanı tanınırken, paketin detaylarının pazartesi günü gerçekleşecek kabine toplantısında açıklanacak. Planması bekleniyor. Bu haberimizle noktalıyoruz değerli izleyenler. Gün sonu programı olacak hemen sonucumuzda. Şimdilik hoşça kalın.